Rize Havalimanı'nda bulunan Çaykur'a özel bir bölüm gördük. Bakın şurada çay kesen insanlara ithafen böyle maketler yapmışlar. Şimdi gelin bakalım. Standta neler var? Beraber görelim. Kolay gelsin. Abi bakalım dedin ya, neler var neler yok. Çok güzel stand görünüyor. Ya bunlar mesela şey, burada 19. yüzyıl Çin'de üretilmiştir. Bu ürün herhalde benzeri demek istiyor değil mi? Ya bunların kendisi mi acaba? Ha, orijinaller bunlar yani. Bu nasıl bir şeymiş abi böyle? Aynı anda bir sürü bardağı vermek için mi? Ha, çok değişikmiş ama. Bu da Çin. Ha, bu İran malı. Bak İran'da böyle kullanıyorlar demek ki. İtalyan stil. Ne güzel sahip çıkmışlar bak bunlar abi ya, süper. Gül ağacından yapmışlar. Meşhur markamız Çaykur tabii ki. Gül ağaç kökünden yapılmış. Aa, Sovyetler Birliği'nde yapmışlar. 20. yüzyıl 1900'lerde. Bu ağaç mı ya? Ha, şeymiş. Kiremite ve seramiğe benziyor. Bunlar Çaykur'un eski örneklerinden numuneler galiba. 1923-1983. İtafen. Şöyle bir seri. Bakın 1976 harmanı. Japonya'da üretilen bir demlik. Bir seramik galiba. Aa, Bursa üretimi. Çin'i işlemeleri mevcut. Gördüğünüz gibi Bursa'mızın meşhur. Yine Japonya'nın bir ürünü. Sürahi. Çaykur'un eski bir paketi galiba bu da. Bu Hemşin çayını gösteriyor. Bu Danimarka'da üretilmiş arkadaşlar. Evet, biraz değişik. Güzel. Ha, bakın bu Sovyetler Birliği tekrar. 20. yüzyıl. Hatta bunu hala benzeri kullanıyorlar değil mi Rusya'da? 18. yüzyıl Rusya'da. 20. yüzyıl Rusya'da. Sri Lanka'da. Bu arada Ruslarda çok çay keyfi olduğunu buradan anlıyorsunuzdur. İran'da da meşhur demek ki. Çin. Bu arada çayın memleketinin Çin'den geldiğini biliyoruz. Rusya'da bu da, bakın bu da Rus malıymış. Nadide, matcha. Bunu belki başkaları bilir ama ben o kadar eski bir şey bilmiyorum. Misafir çayı diye bir seri varmış. Bu da matcha çayı. Orada gündüz bir şeye benziyor. İçeride de çayın tarihini anlatan sıralar. Belki de sen olur abi. Şu şöyle de şeyi mi anlatıyor? Çayla ilgili bilgiler mi var burada? Oo, evet arkadaşlar bakın bu çok önemli bilgi bence. 1368 senesinde Çin'de çay içen ilk Türk Hoca Ahmet Yesevi diye geçiyor bakın. Burada böyle resmetmişler. ...800 yılında bakın arkadaşlar Çin'de başlıyor. 1368'de ilk Türk çay içiyor. 1877 yılında İstanbul yeni tadı çayı, 1618 yılında da çay Rusya'ya ulaşmış. Yani Türkler çayı Ruslardan önce içmiş demek ki. 1888, evet 1894'te Abdülhamit Han çay tarımına onay verdi diye bir bilgi. Bakın 1923'te ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber de ilk çay fidanlığı kurulmuş. 1921 senesinde ince belli olayı çıkmış. İlk bardağımız saatle yayılmış. 1936 senesi çay tohumları ilk 1936 senesinde arkadaşlar Rize'ye ulaşmış. 1938 senesinde ilk hasat Rize'de alınmış. İlk alınan hasat 38 kilo imiş. Çay üretimi yaygınlaşmış. İngiltere çay işletme makineleri, İngiltere'den çay işletme makineleri sipariş edildi diyor 1940 senesinde. Bakın arkadaşlar çay işlemek için 1940 yılında sipariş vermişiz. İngiltere o sanayi demek ki hakimmiş o zamanlar. 1938 yılında da çay tarımı ve faaliyetine geçmiş. Bu ayarladı. 1946 senesinde 2. Dünya Savaşı'nın elimize ulaşamayan çay makineleri bu tarihte elimize ulaştı.
Yani 1940 senesinde sipariş edilen makine 46 senesinde sonunda ulaşmış. 47-63 seneleri aralarında fabrikalar, çarkı fabrikaları kurmaya başlamış. 47'de ilk fabrika kurulmuş. İlk ihracatımızı da 1963 senesinde yapmışız. Bakın ilk açılış günü özel fotoğraf. Böyle bir fotoğraf. Güzel. Siz de geçin. Hemen geçiyoruz abi. Pazarköy'deki fabrikası kuruluyor. Şimdi de şurada. Ve 2004 yılından sonra da artık şurada bir tane simülatör varmış. Gelin beraber simülatörümüzü izleyelim. Burada bir sinematik oda yapmışlar. Wow. Teşekkürler, çok güzelmiş. Bunlar da tarih boyu yapılanlar örnekler, şimdikiler bir. Teşekkür ederiz. Çay boru farklı yönleri. Belki çoğunu biz şu an bilmiyoruzdur ama bunları da denemenize fayda var. Artvin, Kafkasör, Diyarbakır, İstanbul, Ayasofya, Ovid, Kemalpaşa, gördüğünüz gibi Rize, her yörenin çayı varmış aslında. Böyle bir stand. Evet, videomu beğendiyseniz like, beğenmeyi unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere, sen kalın arkadaşlar.